Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehhil aleyna bifadlike ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve nuran. وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِح۪ينَ اَم۪ينَ يَا مُع۪ينَ Yüce Rabbimiz sohbetimizi hayırlı eylesin, mübarek eylesin, faydalı eylesin. Rabbim sizden ve ümmeti Muhammed'den ebeden razı olsun. Bugün 29 Rabi'ül-Ahir 1444 Perşembe ve bugün itibariyle Rabi'ül-Ahir ayını bitiriyoruz. Yarın da Cemazi'l-Evvel ahirine, efendim Cemazi'l-Evvel'e girmiş olacağız inşallah. Yani bu sistem, Allah gani gani rahmet eylesin, Emin Saraç hocamız derslerimizde derdi ki, şöyle bir program yaptım kendime, her gün tarihe göre bir cüz Kur'an okuyorum, ona göre ayarlıyorum kendimi. Mesela yarından itibaren bir hatim başlayabiliriz. Böylece bir ayda bir hatim. Tabii en güzel imkanımız olsa haftada bir hatim indirsek, ama olmadı mı hiç olmazsa ayda bir hatmi şerifi böyle bir döngü haline getirelim. Kendimize ödev olarak bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ulaşmayı Rabbim ve Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde hayatımızı sürdürmeyi, Kur'an kanunlarıyla, Kur'an yasasıyla, şeriatla günlerimizi aydınlatmayı nasip etsin inşallah. Amin. İkinci olarak da yine program itibariyle her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim, her gün en az 3 tane hadis-i şerif ve her gün en azından da 3 sayfa fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi. İlmihal çok lazım bize. Hayatımızı adeta bizim programlıyor. Hayatımızdaki bütün bilgilerimizi bir mesnede, bir senede, bir olguya dayandırıyor. Yani yaptığımız işler ya bizim Kur'an ayetleridir, ya sünnettir, ya fıkıhtan kaynaklanan efendim icmadır ya da kıyastır. Yani yaptığımız ticaretimiz böyle, aile hayatımız böyle, eğitim hayatımız böyle. Dolayısıyla bunları dikkate alarak, okuyarak hayatımızı sürdürürsek, bir şeyler öğrenerek sürdürürsek, o hayatımızdan zevk alırız, tad alırız. Hayatımızı da bir yerlere dayandırmış oluruz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insanın bir kenarda tek başına 100 rekat nafile namaz kılmasındansa, bilgisiz, şuursuz bir şekilde yatıp kalkıyorsunuz adeta bir şey, elhamdülillahi rabbil alemin deyince ne anlama geliyor? Efendim, elem tara keyfe feale rabbike bi ashabil fil deyince ne anlama geliyor? Yasin vel Kur'an-ı Hakim deyince ne anlama geliyor? Kul huvallahu ehad deyince ne anlama geliyor? İşte bunları insan öğrenerek namazını kılarsa, efendim, o 100 rekatı kılmaktansa bir ilim meselesi öğrenmesi daha hayırlı oluyor ona. Onun için Allah Celle Celaluhu bizi ilimden, sohbetlerden ayırmasın. Bu sohbetlerin faydasını biz böyle görmüş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'ye girdiği zaman iki tane halkanın, iki tane efendim grubun oturduğunu gördüler. Birisi bir grup Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bir grup da ilim müzakere ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyanlara selam verdi. Onların güzel bir yaptığı ibadetleri beğendi. Ama dönüp ilim halkasına oturdu.
ilim halkası, bilgi halkası bilenlerin arasında oturmak, efendim bilgiyi tartışmak, bilgiyi konuşmak çok daha ehemmiyet arz ediyor. Hele günümüzde çok çok önemli bir mesele. İkinci olarak da bugün miladi takvim 24 Kasım 2022. 24 Kasım dendiğinde de hemen aklımıza Öğretmenler Günü olarak karşımıza çıkan bir tablo var. Tabii biz de bir Müslüman olarak baş öğretmenimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona salat ve selamlarımızı arz ediyoruz ve onun yolundan, izinden giden bütün öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Ölenlerimize rahmet olsun diyoruz. Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, izinden bizleri, öğretmenlerimizi, yavrularımızı, cümle ümmeti Muhammed'i ayırmasın inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün sizinle konu olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3 altın kural, bunlarla ilgili bir ders yapacağız demiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün zaten öğretileri bizim dünyamızı kurtarmak için, kabrimizi kurtarmak için, ahiretimizi kurtarmak için o bize efendim bütün ömrünü adeta yansıtmış. O 23 senelik peygamberlik döneminde ne çileler çekmiş ama biz ümmeti rahatlayalım diye bakmış. Hatta bir hadisinde buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban olurum ona ben buyuruyor. Bütün peygamberler dünyada dua ile ilgili kredilerini kullandılar. Herkes efendim bir duasını yaptı kurtulmak için ama ben ne kadar sıkıntı çeksem de o dua hakkımı ahirete bıraktım ümmetime şefaat etmek için. Ah güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin o güzel öğretilerini bir anlasak, bir yaşasak, Rabbim hep yolundan gitmeyi ve seninle de cennette beraber aynı sofraya oturabilmeyi hepimize, dinleyen kardeşlerimize, aile bireylerimize, çocuklarımıza, neslimize nasip etsin inşallah. Amin. 3 altın kural demiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği 3 altın kuraldan bir tanesi şu. Buyuruyor ki, اِتَّقِ اللّٰهِ حَيْثُمَا كُنْتُ Yani nerede olursan ol, Allah'tan kork. Nerede, nasıl olursan ol, Allah'tan kork diyor. Dolayısıyla bu bizim için efendim mihenk taşı, temel arz eden bir hadis-i şerif. Yerde, gökte olmuşsun, tabiri caizse denizde, karada, havada olmuşsun, her yerde Allah bizimle beraber. Allah-u Teala bizim yaptıklarımızı görüyor. Bizler de efendim bu noktada haberdar oluyor. Biz de Allah Celle Celaluhu'nun görmesi, Allah-u Teala'nın bilmesiyle ilgili o zaman kendimizi buna göre check etmemiz lazım. Yaptıklarımızı Allah'ın kabul edeceği şeyler olarak efendim yapmamız lazım. Allah'ın razı olmayacağı şeyleri yapamayız. Çünkü Allah'ımız Celle Celaluhu görüyor. Ufacık bir çocuk bile efendim bizi gördüğünde dikkat ediyoruz da Allah'ın görmesine karşı insan dikkat etmez mi? Onun için Mevla Teala Hazretleri'nin böyle bizim efendim yaptıklarımızı bilen olması, gören olması, haberdar olması bize dünyada takva olmamızı gerektirir diyor. Takva yani en alt efendim limitiyle takva deyince şirkten uzak kalmış, Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazreti Muhammed'i kabul etmiş, onun getirilerini, helalleri, haramları kabul etmiş bir şekilde efendim bir yola girmiş oluyoruz. Takvanın en üst derecesi ise Allah-u Teala Celle Celaluhu ile her yerde beraber olduğunu unutmaman. Her yerde, her zaman nasıl olursan ol, Allah Celle Celaluhu benimle beraber deyip de böyle dikkatli olursak işte efendim biz takva kullardan oluruz ki o takva kulların yerleri o kadar üstün oluyor ki Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetinden bahsedeceğim. Çok var da sadece bir ayetinde Mevlamız Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahsenun
Haberiniz olsun. Allah'ın veli kulları, Allah'ın veli kulları var ya, evliyalar diyoruz hani. O evliyaullah olan kimseler efendim öyle olacak ki ahirete giderken buyurun size bir korku yok. Gelin ahirete geliyorsunuz ya efendim, gülerek gelin. Dünyada bıraktığınız çocuklarınız için efendim diğer şeyler için de korkmayın. Onlar da Allah Celle Celaluhu sahiplenecek. Dolayısıyla Allah'ın veli kulları her zaman için kazanır. Dünyada da kazanır, kabirde de kazanır, ahirette de kazanır. Allah'ım o veli kulların arasına katılabilmeyi, o efendim listeye ismimizi yazdırmayı nasip etsin cümlemize inşallah. Bunlar markette satılmıyor, eczanede satılmıyor. Bana oradan bir efendim veli kul olmak için, takva olmak için bir hap verir misin deme şansımız yok. Bir içecek falan değil bu. Dolayısıyla bu çalışılarak kazanılıyor. Yani peygamberlik Allah-u Teala Celle'nin özel vereceği bir vasıf. Ona kimse dokunamaz. O Cenab-ı Celle'nin kendi katında. Ama evliyalık deyince, veli kul olma deyince, takva kul olma deyince herkes çabalayıp elde edebiliyor. Elde edebiliriz yani Allah'ın izniyle. Bunu da efendim fazla öyle aman aman bir zorluğu da yok. Çizgiyi korumak lazım. Helaller haramına dikkat etmek lazım. Allah'ın emirlerini yerine getirmek lazım. Yasaklarından kaçınmak lazım. Böylece güzel bir kul oluyorsunuz. Rabbim efendim bize istikamet üzere yaşamayı nasip etsin. Ve şerlerden, şerlilerden efendim bizi kötü adrese götürecek ne kadar düşünce varsa veya efendim iki ayaklı nesneler, varlıklar varsa onlardan da korusun, muhafaza eylesin. Allah'ımıza sığınıyoruz. Bu bölümü geçelim inşallah. İkincisinde üç altın kuraldan ikinci kuralımız şu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine diyor ki bize ve etbi'is seyyiyetel hasene temhuha. Yani dikkat et, kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanız biz, beşeriz. Efendim takva da olsak, ne olursa olsun, efendim, insan neticede bir hata yapabiliyor. O hatanın peşine orada kalmasın o. İyilik yap, tövbe istiğfar et, namaz kıl, abdest al, bir efendim fakire bir şey ikram et, yemek ikram et gibi gibi sayabileceğimiz iyiliklerden ne varsa güler yüz, tatlı dil bunların içerisinde bunları yap ki o kötülüğü silsin, süpürsün, götürsün. Ne kadar harika bir şey. Yani bir yerde bir diyelim ki kirlenme var. Ne yapıyorsun? Hemen oradan bir ıslak mendil getir diyorsun. Çıkmadı. Onun biraz daha efendim ağır olan şeyleri var. Yeni ilaç türü çıkartılmış olan efendim silicileri var. Onlardan neticede pırıl pırıl o alanı yapıyorsun. İşte bizim de günah kirlerimizi bizden götürecekler var. En basitinden tövbe istiğfar. Ya Rabbi pişmanım, özür dilerim, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bunlar bizim o kötülüklerimizi siliyor, yok ediyor. Biraz daha ağır bir şey yaptın. O zaman efendim gidersin iki rekat tövbe namazı kılarsın. Yani estağfurullahla bırakmıyorsun. Bir de iki rekat tövbe namazı kılmak suretiyle güzel bir abdest alıyorsun. Bazen abdestlerden gusül abdesti de gerekebilir mesela, böyle gusül abdesti alarak Allah-u Teala Cilcan huzuruna çıkıyorsun. Saat geceliğin 3, 4, 5 o aralarda böyle hiç kimse yok. Sen sadece Rabbinle görüşüyorsun. Allah'ım ya Rabbi geldim kapına diyorsun. Cenab-ı Cilcan o yaptığın kötülüğü siliyor. Yeter ki kul hakkı olmasın, o şartımız var. Çünkü kul hakkına Allah-u Teala müdahale etmiyor. O kulla helallaşman gerekiyor. Yoksa öbür türlü Allah ile olan arasındaki efendim hakları Cenab-ı Hak Celaluhu tövbe istiğfarla dilerse siler. Namaz noktasında bazen oluyor bu hatalarımız. Namazlarımızı efendim ihmal etmişiz, kılmamışız, sonra geç başlamışız. O zaman da kaza etmek suretiyle biz onu efendim kılıyoruz. Öyle oluyor ki kaza ettin yine beceremedin. Bir baktın efendim ölüm geldi gittin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, senin niyetin var ya kaza edip hepsini bitirmeye, o şey bitirmiş gibi kabul ediyor. Bazı namazların öyle olmuş olur ki
kıraati bozuk olmuş, abdesti bozuk olmuş, rükûsü, secdesi bozuk olmuş olabilir. Bu sefer Allah'ımız mahşer gününde, kıyamet gününde ilk hesaba namazdan çekeceği için kullarını, namazını soracak. Efendim namazını kılıyorsun, kılmaya çalışıyorsun. Eksikler, noksanlar var. Allah'ımız Celle Celaluhu yine bizi kurtarmak için orada meleklerine buyuruyor ki bakın bakalım kulumun nafile namazlarından, yani efendim işte evvabin namazı, kuşluk namazı, teheccüd namazı gibi, efendim teravih namazı gibi namazlardan farzlarını kapatmaya çalışın. Borçlu bırakmayın onu. Yeter ki kulunu Allah-u Teala Celle Celaluhu böyle kurtulmuş, cennete girmiş olarak görmek istiyor. Allah'ımız bizi acıyor, merhamet ediyor. Merhamet etmese efendim ne yanlışlarımız var, ne yamuklarımız var. Rabbim merhametini, rahmetini efendim sürekli bize sağanak sağanak yağdırsın inşallah. İkram etsin bize. Elhamdülillah. Yağmurlarımız yağmaya başladı. Sevindik yani. Adeta yağmur taneleri o efendim yağarken bize altın yağmasından daha değerli. Altın yağsa suyun olmasa ne işe yarar? Ama Allah'ımız bizi acıdı, merhamet etti yine. Elhamdülillah bu yağmuru yağdırdı, yağdırıyor. Barajlarımız dolsun inşallah. Biz de onları abdestte, namazda, Allah yolunda, temizliklerde kullanalım inşallah. Şımarmayalım. Nankör olmaktan Allah muhafaza eylesin. Şükreden kullarından eylesin Mevlamız bizi inşallah. Bir de biliyorsunuz dün sabah büyük bir geceliğin 4-8 geçe bir deprem olayı yaşadık. Yani ta Düzce 300 kilometrelik mesafe oradan İstanbul'da evimizde efendim bir yatağımızda sallanmaya başladı. Kalktık kelime-i şehadetler söylüyoruz. Efendim onun 5.9 değil de volümü biraz da 6.9 olsa, 7.9 olsa düşünebiliyor musunuz? Yani insan hayal bile edemiyor, tefekkür edemiyor. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Kazadan, beladan, depremden, afattan Rabbim korusun inşallah. Ümmet-i Muhammed'i korusun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri gelmişken bir hadis-i şerifini sizinle paylaşayım. Ondan sonra üçüncü altın kurala geçeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, liderimiz, önderimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem mallarınızı zekat vermek suretiyle koruma altına alın. Yani mal, param var, zekatını kuruş kuruşuna ver, güzel hesapla, fazlalıktan hatta vermeye çalış. Neticede o malını, paranı koruma altına almış olursun. Allah'ın izniyle ona bir zarar gelmez. Hırsız falan onu yeltenemez. Allah onun önüne bir kale, efendim bir sur örmüş olur böyle. Giremez yani. Girmek istese bile efendim toslar, geri döner yani Allah'ın izniyle. Allah onu korur. İki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize hastalarınızı da sadaka vermek suretiyle tedavi edin. Doktora gidiyorsun, ilaç alıyorsun, tamam ama öyle hastalıklar var ki doktorla, ilaçla vesaire değil. Gideceksin bir fakire, onu doktora veriyorsun, bir seansına 500 lira, 700 lira. Geçen böyle bir yere gittim ben, normal bir vakıf hastanesi ama dediler ki fark alınıyor dediler, profesöre muayene oluyorsun dediler. 700 lira efendim bizden aldılar. Ya 700 lira bir profesöre verdin, gördü, selamun aleyküm, aleyküm selam dedi karşıdan. Ondan sonra bir ilaç sana yazdı, efendim hatta kendisi de yazmıyor, yanında sekreterine şunları yaz diyor, oluyor bitiyor. Biz şimdi bir fakire vereceğimiz zaman 700 liraya denk, 1000 liraya denk, o efendim harcadığımız o efendim doktorlara, ilaçlara, paralara denk bir şekilde fakiri sevindirmeliyiz. Yoksa 5 lira verip, 10 lira verip, 3 lira verip ondan sonra fakirle böyle meşgul olunmaz yani. Onu da mutlu edeceğiz. Onu da tedavi noktasında harcadığımız parayı fakire vermek suretiyle Allah senden razı olsun. Allah senin dünyanı, ahiretini mamur eylesin. Allah seni sıkıntılardan gidersin. Allah hastalığına şifalar versin diye adam böyle içinden bir şeyler söylediğim var ya, hop efendim tedaviyi buluyorsun. Cenab-ı Hak Celle sana o iyileşmeyi gönderiyor. Bu da ikinci madde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birincisinde paranızı, malınızı zekatla koruyun dedi. İkincisinde hastalıklarınızı tedavi ederken hastalarınızı onu da sadakayla buyurdu. Üçüncüsünde de buyuruyor ki belalar gelmeden önce dua edin diyor. Dua öncesinde. Geldikten sonra dua etmek o da güzeldir ama
Önemli olan önceden hazırlık yapmak, tedbir almak. Allah'ım ya Rabbi kaza bela gösterme ya Rabbi. Hocam ben efendim depreme hazırlandım. Öyle güzel bir şekilde afet ekiplerimiz var falan filan. Kardeş bir empati yap yani. Şu İstanbul'un efendim binaları yıkılsa Allah korusun depremde. Senin sokakların zaten afet ekipleri şu bu falan giremez. Çadırlarını kuracak yer bulamaz. Efendim yemek sana getiremez. Sen binaların altında böyle molozun altında kalmışsın. Yardım bekliyorsun. Uçak gönderse dış dünya, iç dünya, helikopter gönderse onların efendim ineceği yer yok. O kadar biz iç içeyiz ki sokaklarımız falan filan böyle kapandı her yer yani. Ya Rabbim göstermesin ya Rabbi, Rabbim göstermesin. Bunları konuşuyorlar şimdi, konuşturuyorlar milleti ama dini boyutunu, dua boyutunu kimse konuşmuyor. Halbuki Allah'tan geliyor bu Celle Celaluhu. Cenab-ı Celle Celaluhu bize dün bir sarı kart gösterdi. Hani maçta sarı kart gösterir oyuncuya hakem, ondan sonra kırmızısı gelince de çık dışarı der. Bize de Allah-u Teala Celle Celaluhu çık dışarı demeden öncesinde bir sarı kart gösterdi. Tedbir alalım, toparlanalım diye. Açtım perdeyi baktım, saat 4-8 geçiyor, 10 geçiyor. İnsanlar ayakta, ışıklar yanmış, helal, telaş var bilmem ne, sallandık ya. Bize sabah namazına kalkamıyoruz, kalkmıyoruz şu günlerde. Bu ışıklar sabah namazına yansa, efendim Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya ulaşsak, sabahleyin çıktığımız zaman erkekler bizler birkaç tane komşuya selam vererek camiye gidiyoruz. Selamun aleyküm Allah kabul etsin falan diyerek böyle gitsek. Bir tane insan gidiyorsun bakıyorsun yani camide öyle ihtiyarlar birkaç tane. Allah Celle bizi tekrar cuma namazına gittiğimiz aslanlar gibi sabah namazına da gideceğimiz günleri en kısa zamanda göstersin. O zaman Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed kurtulacak. Efendim Mescid-i Aksa kurtulacak. Ve dünyadaki Müslümanlar huzur içerisinde, bereket içerisinde olacak. Şu bizim şikayetlendiğimiz geçim sıkıntısı falan dediğimiz şeylerin hepsi gidecek. Hepsi Allah ile bağlantılı. Allah'a bağlanalım, Allah şimdi evde düzeltsin. Evet. Dönüyorum son bölüme. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki üçüncü altın kuralımızda ve halikun nas bi hulukin hasen. Yani insanlarla güzel geçin. Birincisi ne demişti? Nerede olursan ol Allah'tan kork. İkincisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir kötülük yapabilirsin. Beşersin, kulsun. Hemen onun peşine iyilik yap. O efendim kötülüğü silsin, süpürsün, gidersin. Üçüncüsünde de üçüncü altın kuralımız insanlarla güzel geçin. Yani davranışın güzel olsun, yüzün güzel, böyle güler yüzlü olsun, tatlı dilli olsun. Her zaman için efendim insanlara faydalı olmaya çalışan bir varlık olasın. Ondan mutlu oluyor insan ya. Birisine faydan dokundu mu o gün sanki böyle uçuyorsun havalara. Cenab-ı Hakk'a hep böyle ömrümüz boyunca da devam ettirmeyi nasip etsin. Efendim, bu dinlediklerimizle amel ederek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayırlı ümmetlerinden de olmayı Rabbim cümlemize siz güzel insanlara nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Allah'ım bizleri kendine hakiki kul eyle. Habibine hakiki ümmet eyle. Güzel bir şekilde bu dünyayı geçirmeyi ve son nefeste imanı kamille huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kucaklaşıp şefaatini kazanıp Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçip ilk renlerle beraber cennetine dahil olabilmeyi, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, kardeşlerimize, eşimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, neslimize, zürriyetimize, damatlarımıza, gelinlerimize nasip et ya Rabbi. İyilerle karşılaştır bizi, çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi. Ne olsun kötü insanlardan da, kötü düşüncelerden de muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bize sahip ol Allah'ım. Sana emanetiz ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur makamlarını cennet eyle ya Rabbim. Bize de arkadaşımızdan dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller nasip eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evvelin ve'l-Ahirin.
Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanak Allahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bütün ölmüşlerimizin ruhlarına Allah rızası için El Fatiha.